Günaydın efendim. Arayan var mı? Cihat Bey sizi odanızda bekliyor. Seni dün gece Ankara'dan aradım, yoktun. Beyimiz gene hangi güzelin kırık kalbini teselli ediyordu acaba? İşlerden bunalınca kendimi çiftliğe attım. Ah, hayranım senin doğa sevgine. Bizimkine kaç kez söyledim, kaçalım şu şehir hayatından dedim, dinletemedim. Çocuğun okulunu bahane edip yanaşmıyor bir türlü. Evlilik budur işte ortak. Nasıl geçti Ankara? Fosfat fabrikası ve sulama kanallarının ihalesi bize verildi. Güzel. Ya Libya'daki otel kompleksi? Bana kalırsa bunda acele etmemeliyiz. Bırakalım enine boyuna düşünsünler. İlk hareket onlardan gelsin. Savaş Bey, sizi Belkıs Hanım arıyor, ikinci hatta. Neredesin sen? Asıl sen neredesin kaçak? Hiç aramaz oldun. Ben aradığımda da ya Trablus'tasın ya Ankara'da. Bugünlerde işler yoğun. Beni anlayacağını umarım. Seni ihmal etmek aklımın ucundan geçmez, bilirsin. Çok özledim. Felaket istiyorum seni. Bu akşam gelir misin? Sakın bana iş bahaneleri uydurma. İnan imkansız. Az sonra havaalanına gidiyorum. Libya'da önemli bir işim var. Dönüşte ararım, tamam mı? Hala yetmedi mi şu çapkınlık oyunları Savaş? Yetmedi Cihat. Gerçekten sevebileceğim beynimdeki, ruhumdaki o kadını buluncaya kadar da sürüp gidecek galiba. Senin hayatına özlem duyuyorum inan. Mutlusun. Sevdiğim bir karın, çocuğum var. Peki Nilüfer hakkında ne düşünüyorsun? Bildiğimce sana yürekten bağlı ve aşık. Soylu bir aileden. Avukatlıkta da başarılı. Ama bütün bunlar ona bağlanmam, evlenmem için yeterli değil. Bana kalırsa bunu ona anlatmalısın. Haklısın. Bu gece onunla konuşmaya çalışacağım. Allah senden razı olsun kızım. Torunumu kurtardın, bana bağışladın onu. Allah razı olsun. Nilüfer Hanım, ömrümce bu elinizi unutmayacağım. Bana hayatımı bağışladınız. Senden isteğim Kerem, artık o itlerle ilişkini kes, üzme büyükanneni. 1,5 yıl çabuk geçer. Evine, işinin başına döner ve hayatını sürdürür. Aklı başına gelir, cezasını doğru bir şekilde çekerse, onu gününden önce tahliye ettireceğim. Bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim, nasıl? Torununun katil olmadığına inanmıştım. Sana da ücret almayacağımı söylemiştim, hatırladın mı? Hadi, geçmiş olsun. Gerçekten karışık bir davaydı bu. Şahitlerin çelişkili ifadeleri, delillerin yetersizliği beni çok zorladı. Sonuç? Mahkeme heyetini de, savcıyı da ikna edebildim. Dava ertelendi. Yeni şahitler ve güçlü deliller peşindeyim şimdi. Bunu başarabilirsem, müvekkilimi ömür boyu hapisten kurtarabilirim. Bir gün habersizce mahkemeye geleceğim. Ağır cezada seni izleyeceğim. Müvekkilini nasıl savunduğunu görmek bana büyük bir zevk verecek. Seni görürsem elim ayağıma dolaşır. Yaklaşık 7 ayı doldurdu dostluğumuz. Bu gece tam 7 ay 18 gün. Seninle buluşuyoruz, yemek yiyoruz, geziyoruz, konuşuyoruz. Seni hep takdir ettim, beğendim, hoşlandım. Sen hayatımdaki o günlük kadınlardan biri değilsin. Bana neyi anlatmaya çalışıyorsun? Sen pırıl pırıl bir insansın. Seninle evlenilir, mutlu bir yuva kurulur. Seni daha fazla umutlandırmaya hakkım yok. Anlatmaya çalıştığım yüreğimdeki ve beynimdeki kadın değilsin. Keşke olsaydın. Tahmin etmiştim. Özür dilerim. Belki zamanı ve yeri yanlış seçtim. Ama bunu açıklamaya mecburdum. Anlatmıştım. Annesiz büyüdüm. Babam da yeniden evlendi. Aramız iyi gitmeyince evden ayrıldım, tek başına yaşamayı kabullendim.
Tek mutluluğum, güvencem sendin. Sana gerçekten aşık oldum. Sen bana aşık olmasan da güvendiğim, saygı duyduğum, yanında mutlu olduğum tek erkek sensin. Benim de sana saygımdan ve sevgimden şüphe etmemelisin. Beni lütfen evime bırakır mısın? Hoş geldiniz efendim. Bana bir kahve yapar mısın? Emredersiniz. Sizi Süreyya Hanım aradı. Peki. Efendim? Alo? Sen misin Süreyya? Efendim? Beni aramışsın. Aradım. Ama kim bilir nerelerdeydin hınzır. Seni özledim. Epeydir de bir araya gelemedik biliyorsun. Evet biliyorum. Bugünlerde başım biraz karışık da. Hadi gel. Gerçekten seni çok özledim. Gelecek misin? Peki geliyorum. Teminat, banka garantisi, ne istiyorlarsa kabul et. Göndereceğimiz işçilerin kalacağı lojmanları gör. Tüm sağlık şartlarına uygun, uygar bir çalışma düzeni hazırlayacağım. Merak etme sen. Anlaşmayı imzaladıktan sonra beni hemen ara. Yolun açık olsun. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Sen de kendine iyi bak. Nilüfer'i de üzme artık. Tamam mı? Tamam, tamam. Sizi arıyorlar, birinci hatta. Efendim, ben Savaş, buyurun. Kimdi beni arayan? Bir kadındı efendim. İsmini vermedi mi? Hayır efendim. Bir daha ismini vermeyenlere beni bağlama, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Refik Çavuş geldi, sizinle görüşmek istiyor, önemliymiş. Gelsin. Hayrola Kahya? Nedir önemli olan? Nasıl anlarsam bilmem ki beyim. Bir takım adamlar tapulu arazine el koymakta. El koymak mı? Ne diyorsun sen? Bunlara gecekondu mafyası diyorlar. Zorla gasp ediyorlar tapulu araziyi. Bizim arazinin de kuzeydeki ucunu parselleyip satmışlar. Satmışlar mı? Kime? Nasıl? Uydurma kağıtlarla elin garibanlarına satmışlar beyim. Gecekondu yapmaya geldiklerinde durumu anladım. Mani olmaya çalıştım. Birbirimize girdik. Mani olamadım beyim. Burası benim arazim. Tapulu malım. Arazimden bir karış toprağı kimseye satmadım. Sizleri kandırmışlar, dolandırmışlar. İşte bu arsa için bizden aldıkları paraya karşılık verdikleri mahpuzlar. Buyur bey. Hepsi mühürü imzalı. Anlat bakalım bey, nasıl olmuş da kandırmışlar? Elinizdeki bu kağıtların hiçbir hükmü yok. Bu arazinin gerçek tapusu budur işte. Bakın, görün, öğrenin bunu. Allah'tan reva mı bu? Varımızı, yoğumuzu verdik.
şimdi ortalarda mı kalacağız? Ne olacak bey? Söyle de bilelim. Arazimi boşaltacaksınız. Paranızı geri isteyeceksiniz onlardan. Bunları yapmazsak ne olur? Ben size durumu açıkladım. İnsanca yaptım bunu. Polise, belediyeye gidersem yapacağınız evler yıkılır. Kimler kandırdı sizi? Apartman Selim. Beşiktaş'ta kocaman yazıhanesi var. Selim Bey Ankara'da. 3 gün sonra dönecek. O gün gelirsiniz, bu meseleyi kendisiyle görüşürsünüz. Verdiğiniz bu mühürlü imzalı kağıtların hiçbir hükmü kıymeti yokmuş. Bize sattığınız arazi sizin değil, başkasının tapulu malıymış. Bizi kandırmışsınız. Biz buraya mesele çıkarmaya gelmedik kardeş. Polise de gitmedik henüz. Paramızı verin gidelim buradan. Bana bak, ağzından çıkanları kulakların duysun. Yoksa iyice açarım kulaklarını. Orta yerde kala kaldık kardeş. Senin hiç mi vicdanın yok? Hiç mi titremez yüreğin? Sahte kağıtlarla sizi dolandırmışlar dedi bey. Söyle, dinine imanına esas söyle, doğru mu bu? Alt etmiş bunu söyleyen. Kim kafanızı bulandırdı? Sizi toprağınızdan kim kovdu? Savaş bey, tapusunu gösterdi bize. Hem de devletten mühürlü. O koca arazi hepsiyle onun malıymış. Tamam tamam, anladık meseleyi şimdi. Ama bu işi kökünden patron halleder. 3 gün sonra gelince görsün, yoluna koysun işinizi. Esrah mı kardeş? Gelince her bir şeyi halleder miyiz? Ben patronun sağ koluyum. Boşuna konuşmam, tamam mı? 3 gün sonra buradayız. Ama işimiz hallolmazsa, paramızı kuruşuna kadar almazsa... Uzattın ama sen. Hadi bakalım, sağlıcakla tamam. Gidin buradan. Hadi, yürü. Tamam, gittiler. Ben durumu patrona anlatayım. Ya, kafam bozulmuşa benzer Haydar. Hayrola? Ömerli'de sattığımız arazinin bombası patladı patron. Adamları 3 gün sonraya uyuttum. Neymiş mesele? Arazinin sahibi ortaya çıkmış. Bunları dışarı atmış. Bir de akıl vermiş. Gidin paranızı alın diye. Ya, Savaş Pınarlı'nın değil mi o koca arazi? Evet patron. Git konuş onunla. Bizim kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi öğrensin. Arazisinden 5-10 parsel yemişsek ne olmuş? Büyütmesin meseleyi. Bozmaya kalkmasın raconumuzu. Tamam mı? Tamam patron. Onu aynen söylerim. Savaş bey, 100 usta, 300 vasıflı işçi olmak üzere 400 kişi gönderilecek. İş ve işçi bulma kurumuyla ön anlaşma imzalandı efendim. Cihat Bey'den beklediğimiz haber gelir gelmez harekete geçeceğiz. Turizm Bankası'ndan istediğimiz krediye olumlu cevap geldi efendim. Devlet planlamadan alınacak teşvik belgesi de kesinleşti efendim. Ömerli'deki araziye kurulacak otocamı fabrikası için Belçikalı firma fiyat teklifimizi bekliyor efendim. Bunu ortağımla görüşmeden cevaplayamam. Cihat Bey'in dönüşünü bekleyeceğiz. Beyler, teşekkür ederim. Lütfen terk eder misiniz burayı? Savaş Bey'le konuşmadan gitmem. Söyledim size. Savaş Bey toplantıda. Hem randevunuz olmadan kendisiyle görüşemezsiniz. Ne oluyor burada? Özür dilerim Savaş Bey. Odanıza zorla girdi. Kimsin sen? Adımız Haydar. Selim abimizin selamını getirdim. Benim bildiğim selam böyle getirilmez. Kusura bakma, cahillik diyelim. Anlat bakalım. Selim abimiz diyor ki, o kocaman araziye el attığınız, hiç kullandığınız yok. Biz de düşündük, yoksul barınaksız garibanlar gecekondu sahibi olsunlar dedik. Az sevap mı bu? Bitti mi? Selim abimiz toprağın %50'sine taliptir. İleride münasip bir ödeme yapacak. Sözlerimi iyi dinle ve aynen Selim abine söyle. Satılık toprağım yok. Bana ait toprağı satarak o zavallıları dolandırmak da sevap değil, düpedüz eşkıyalıktır. Yanlış yapıyorsun. Biz bu işi tatlılıkla halledelim dedik. Sizin gibi itlere pabuç bırakmam. Bir daha da bu semtten geçersen ayaklarını kırarım. Hadi! Hadi defol!
Hadi topla kendini. Bitti işte. Beni bağışlarsınız umarım. Bunda senin bir hatan yok ki. Demli birer çay söyle de içelim. Peki. Savaş Bey, sanayi odasındaki toplantı yarın ertelenmiş. Yarın cuma. Cuma günleri asla iş düşünmediğimi biliyorsun. Gelemeyeceğimi bilir. Peki. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Malik yevmiddin. İyyâke ne'abdu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sıratal müstakime, s-sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. İnnâ a'taynâkel kevser, fesalli li rabbike venhar. İnne şâniyeke huvel ebter. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Bağışınızın makbuzu Savaş Bey. Her zamanki gibi adınızı yazmadım. Teşekkür ederim. Aslında yıllardır süren bu bağışlarınızı basına aksettirmek isterdim. Örnek olurdu, teşvik olurdu. Yardımların karşılıksız yapıldığında bir anlamı olduğuna inanıyorum. Haklısınız. Çocuklarımız yardımlarınızla daha iyi doyuyorlar, daha iyi giyiniyorlar. Ama onlara yaptığınız en büyük bağış, gösterdiğiniz sevgi Savaş Bey. Size inanınız nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gel bakalım. Baba, Emir beni dövdü. Arkadaş arasında şikayet olmaz. Erkeksin sen. Niye dayak yiyorsun? Ama o benden büyük. Emir? Buyur baba. Sen Ali'nin abisi sayılırsın. Burada hepiniz kardeşsiniz. Bir daha kavga etmek yok, söz mü? Söz babacığım. Koçum benim. Çocuklar, yemek saati. Sen de bizimle. Bizimle kal baba. Tamam. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Ama kimsenin tabağında yemek artmayacak. Sonra da size getirdiğim hediyeleri dağıtacağım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi koş. Hadi, hadi. Ben babamı yemeğe getireceğim. Hadi. Hadi. Haftanın 5 günü mendil gibi sevgili değiştirdim ben. Aslında sana layık bir erkek sayılmam. Evlendiğinde, yuvanı kurduğunda değişirsin eminim. Senin durumundaki tüm erkekler böyledir. Hiçbir kadına yapmadığım kadar ahlaklı davrandım sana. Seni üzmek istemem Nilüfer. Belki de haklısın. Galiba ben fazla ileriye gittim. Sana öylesine bağlandım ki mantığımı yitirdim. Hep böyle dost kalsak. Beyim! Beyim! Gözcü Bekir bildirdi beyim. Gecekondurcular araziye gelmişler. Gene yapı malzemelerini getirmişler. Selim'le adamları da oradaymış.
Gidelim Kahya. Emredersiniz. Bir vasıta gönderirim, seni şehre bırakırlar. Bizde kelek iş olmaz. Adımız Apartman Selim bizim. Telaş olmasın, evlerinizi rahat gönülle yapasınız diye kalktık ta buralara geldik. Tamam mı? Ya bize engel çıkarsa? Yapacağımız evlerimizi yıkarlarsa? Hepimizi buradan atarlarsa? Kim size karşı çıkacak? Elinizde benim mühürlü, imzalı kağıdım var ya. Öğrendik ki buraları bir şirketin tapulu malı. Sahibi de yüzümüze aynen bunu söyledi. Ya polis, belediye? Bırakır mı yakamızı? Yeter be! Kesin bu telaşı, korkuyu! Nerede o adam? Niçin karşımıza çıkmıyor? Hadi gelsin! Anlaşılan sen Apartman Selim'sin. Sen de Savaş Pınarlı. Buraya arabamıza taş koymaya, başımızı ağrıtmaya mı geldin? Bilesin ki biz bu şehre yalın ayak geldik. Mapushanelerde yıllarca yattık. Bu durumumuza öfkemizle değil, sabrımızla kavuştuk. Konuş bakalım da öğrenelim. Başkasının tapulu malıyla karın doyurmak delikanlılık mı? Seni araştırdım, boş adam değilsin. Paran kadar yüreğin de var. Baba tarafından da şartlı bir aşiret çocuğusun. Bu gibi şeyler ulu orta konuşulmaz. Yazıhaneme gidelim. Her bir şeyi orada halledelim. Olmaz. Gün ışığına çıkartalım meseleyi. Burada, şimdi. Bu aldatılan garibanların önünde. Evet. Ne diyorsunuz bilelim. Kim haklı kim haksız ortaya çıksın. Bu arazi şirketimin tapulu malı. Yakında buraya fabrika yapacağım. Yüzlerce işçi çalışacak, geçimlerini sağlayacak, ailelerine bakacak. Sen uydurma kağıtlarla satmışsın, yoksulların paralarını almışsın. Buna hakkın yok. Düpedüz bu yaptığın dolandırıcılık, üç kağıtçılık. İleri gittin ha. Bu gariplerin paralarını iade edeceksin. Bir daha da toprağıma ayak basmayacaksın. Yoksa kafanı koparırım. Kımıldamayın. Helal olsun sana. Biz yenmeyi de yenilmeyi de kabullenmeyi biliriz. Kimlerden para almışsam iade edeceğim. Kuruşuna kadar ödeyeceğim. Sen de bizimle gel. Bütün parayı sana versinler. Bu iş burada biter. Kal sağlıcakla. Hadi gidiyoruz. Bütün paranızı alacaksınız. Yapmak istediğiniz evlere gelince, toprağı size ben veriyorum. Bir kuruş dahi ödemeyeceksiniz. Hediyem olsun. Burada fabrika kuracağım. İsteyene iş vermeye de hazırım. Efendim. Merhaba. Seni önce bürondan aradım, sonra evden. İşte nihayet bulabildim. Arazi olayından haberim var. Yaptıkların beni çok duygulandırdı. Sana karşı haksızlık ettiğimi anladım. Özür dilesen. Asıl sen beni bağışla. Sen yüreğindekini dile getirdin. Son günlerdeki yokluğun da beni üzdü. Teşekkür ederim. Gene bir araya gelecek miyiz? Elbette. Bu benim de arzu ettiğim bir şey. Hiç sıkılmadan beni arayabilirsin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
Efendim? Hemen imzalaman gerekli belgeler var. Postaya yetişecek. Benim yerime sen imzalasan? Olmaz. Olsaydı çağırır mıydım seni? Tamam, geliyorum. Kısa zamanda fabrika bitmiş ve açılmış olacak. Yerli otomobil şirketleriyle piyasaya çıkacak oto modellerinin pencere cam ölçülerinde anlaşmaya varmalıyız efendim. Gayemiz oto camı ithalatını önlemek olmalı. Ben sizlere aynen katılıyorum. Ya sen ortak? Kabul. Hepinize teşekkür ederim beyler. Hadi, güzel bir yere gidip biraz laflayalım. Davetli misin? Oldu, gidelim. Ama fazla gecikmeyelim. Peki, yaktıktan sonra ne oldu? Sen telefon ettin, ben de apar topar geldim büroya. Hay Allah! Desene bir çuval inciri berbat ettim. Peki, kim olabilir bu kadın? Bilemiyorum Cihat. Ama ben şimdiye dek hiçbir kadının karşısında bu kadar etkilenmedim. Gözleri, saçları... O gülümseyişi. Yoksa yüreğindeki, beynindeki o kadını buldun mu? Cihat, ben bu konuda ciddiyim. Tamam, tamam, anlaşıldı. Ne olacak peki şimdi? Nasıl bulacaksın? Nereleri arayacaksın? Bilemiyorum. Bunun için de neredeyse patlayacağım. Bana yardım edersin diye düşünmüştüm. Elimden ne gelir ki? Hem bekarlığın yollarını çoktan unuttum. Sana bir şey söyleyeceğim ama bana kırılmanı istemem. Sen iş ortağımsın, en yakın dostumsun. Söyle bakalım. Eğer bu kadını bulursan aranızda yeni bir maceranın başlayacağı muhakkak. Bu tatlı hikaye senin için ne kadar önemli bilmek istiyorum. Ne demek bu? Merak ettiğim bu macera sana Nilüfer'i tamamen unutturabilir mi? Ne bileyim ben. Benim kadar bu ona da bağlı. Hem senin Nilüfer'i bu kadar savunmana canım sıkılmaya başladı. Savaş, ben senin dostum, gerçek dostum. Senin Nilüfer gibi biriyle mutlu olmanı istiyorum. Hepsi bu işte. Vakit doldu. Alev'i bekletmek istemem. Müsaade eder misin? Gidebilir miyim? Yengeye sevgilerimi ilet. Sanki bir rüya gibisiniz. Bu sabah Boğaz'da, şimdi burada. Yoksa beni izliyor musunuz? Belki izledim sizi. Belki de aynı günde güzel iki tesadüf. Ne fark eder? Benim için fark eder. Güzel tesadüfler hoşuma gider. Ama beni izlemeniz neden? Güçlü, yakışıklı, zengin bir erkeksiniz. Hep erkekler kadınları izlemez ya. Adım Lale. Siz de Savaş Pınar'dı. Ya soyadınız? Şimdilik sadece Lale olarak tanıyın beni. Siz benim hakkında çok şey biliyorsunuz, bu belli. Ama ne yazık ki benim bilgi dağarcığım bomboş. Bu kadar aceleci olduğunuzu bilmiyordum. Zamanla öğrenirsin. Demek zamanımız olacak. Bu size bağlı. Doğrusu üzülmeye hiç tahammülüm yoktur. Hele ağlamayı asla beceremem. Hemen makyajım akar bozulur. Ağlamak mı? O gece masanızdaki... o genç güzel hanımı ağlatmıştın. Beni de üzecek misin? Ya siz beni üzerseniz? Yarın arayacağım sizi.
Sözümüzde durmalıyız. Teslimatlara gününde başlamalıyız. Ücretli fazla mesaiye başlayın. Usta ve işçi kadrosunu takviye edin. Emredersiniz. Efendim. Günaydın. Bu kadar çalışmak yormuyor mu sizi? Önce evinizde aradım. Sonra büroda, fabrikada. Nihayet bulabildim. Sesinizi duyunca bütün yorgunluğum geçti. Emrinizdeyim. Saat 3 uygun mu? Tabii. Nerede? Sigaramı ilk yaktığınız yerde. Bütün gün beraberiz değil mi? Hatta gece de. Çok sabırsızsınız. Hem de aceleci. Sayenizde bütün paralarımızı geri aldık. Evlerimizi yaptık. Resmen tapulu malımızda oturmaya başladık. Allah razı olsun bey. Zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda bildirin. Elimden geleni yapmaya hazırım. Daha ne yapacaksınız bey? Biz buraya elçi olduk geldik. Herkes size duacı, minnettardır. Müsaadenizle rahatsız ettik. Seninle iftar ediyorum. Doğrusun, güçlüsün, yardımseversin. Onunla nihayet tanıştım. Nerede? Ne zaman? Nasıl? Adı Lale. Yalnız güzel değil, zeki, espritüel, esrarengiz bir kadın. Vay canına! Yahu, tevekkeli bekarlık sultanlıktır demişler. Sultanlıktır ya. Ama sen kafayı bana takıp, sakın yengeden ayrılmaya kalkma. Merhaba. Merhaba. Bugün arabamı almadım. Çünkü canım gözlerden ırak olmak istiyor. Güzel. Doğru çiftliğe gidiyoruz. Seni beğenen, peşine ısrarla takılan bir kadın. Yetmez mi bu? Yetmez. Benden daha fazlasını isteme. Çok acelecisin. Sabretmesini öğretmediler mi sana? Sen öğretir misin? Hani ava çıkacak. Gidebilirsin oğlum. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Bundan sonraki günlerimize, gecelerimize.
Efendim? Sesini duymak istedim. Rahatsız etmedim ya. Yok canım. Görüşmeyeli nasılsın bakalım? Seni özledim. Sesini, yüzünü. Yarın beraber olabilir miyiz? Olur. Yarın ararım seni. Sana da. Geceyi birlikte geçireceğimizi sanmıştım. Sabretmeyi öğrenmenin ilk şartı, arzularına gem vurmayı bilmektir. Kim olduğunu, yaşadığın yeri, seni nasıl bulabileceğimi hala bilmiyorum. Lütfen beni götürür müsün? Seni nereye bırakacağım? Nişantaşı'na. Oradan bir taksiye binip evine gideceksin. Sen de beni asla takip etmeyeceksin. Uslu çocuklar gibi evine gideceksin. Bu da sabretmeyi öğrenmenin ikinci şartı. Hı. Sabırlı erkeklere bayılırım. Kaç erkek var hayatında? Bugünlerde yalnız sen. Ne kadar sürer bu? Ben ömrümce sürsün dilerim. Ama seni bilemem. Eroin satıcıları küçük insanlar. Parasızlıktan bu pis işe bulaşmışlar. Asıl suçlu onları buna zorlayan patronlar. Müvekkilim de bu küçük insanlardan biri. Kurbanlardan sadece bir tanesi. Tehlikeli bir işe girdiğinin farkında mısın sen? Narkotikten dostlarım var. Bana yardım edecekler. Gene de senin işin değil bu. Oldukça riskli. Senin yaptıklarının yanında bunun lafı mı olur? Kim bilir o gece kondu sakinleri nasıl sevinmişler, sana nasıl minnettar kalmışlardır. Geçen gün büroya geldiler. Çiçek getirdiler. Onların mutluluklarını senin görmeni isterdim. Seni gördüğüm, sesini duyduğum zamanlar yüreğim tarifsiz sevinçler içinde kalıyor. Lütfen beni bundan mahrum etme. Ben senin en yakın dostunum. Mesleğinde başarılarına devam etmeni, özel hayatında mutluluğu, huzuru bulmanı en çok ben isterim. Büroda bir randevum vardı. Seni nereye bırakayım? Münasip bir yerde inerim. Sizi Lale Hanım arıyor efendim, birinci hatta. Nihayet sesini duyabildim. Demek beni bu kadar özledin. Buna inanayım mı? Günlerdir, gecelerdir beni aramanı bekliyorum. Bunu sen de biliyorsun. Bildiğim için de aradım işte seni. Yarın ne yapıyorsun? Müsait misin? Neden bugün değil de yarın? Gece geç yattım. Rüyamda hep seninle uğraştım. Biraz önce uyandım. Bugün hiç halim yok. Lütfen yarın olsun. Cuma günleri özel bir yaşantım vardır. Haftanın yorgunluğundan arınırım. Huzuru bulurum. Bazı ziyaretler yaparım. Küçük dostlarım var. Onlarla güzel vakit geçirmeyi severim. Güzel. İşte böyle ilginç gününe beni de misafir et. Lütfen. Bilmem ki. Bütün gün olmaz. Belki o küçük dostlarıma birlikte gideriz. Tamam. Kabul ettin mi? Buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz. Yarın saat kaçta ve nerede? Saati sen söyle. Buluşma yerini bana bırak. Söyle bakalım. Anneni beğendin mi? Annem çok güzel. Beğendim tabii. Ya sen Emir? Benim hiç annem olmadı ki. Madem ona baba diyorsun, bana da anne diyebilirsin. Müsaade et de annen olayım. Ne dersin? Anlaştık mı? Artık bana anne diyecek misin? Peki anne. Bugün yaptıkların çok etkiledi beni. Senin bu tarafını hiç bilmiyordum. Doğrusu söyleseler de inanmazdım buna. Beni henüz tanımıyorsun. Bense senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Günü geldiğinde hakkımda merak ettiğin her şeyi öğreneceksin.
Şimdi lütfen beni Nişantaşı'na bırakır mısın? Savaş Bey'in evi. Buyurun. Savaş Bey evde mi? Lütfen söyler misiniz? Ben Lale. Lale Hanım sizinle görüşmek istiyor. Efendim, iyi akşamlar. Demek bu saatte evdesin. Beni ararsın diye düşünmüştüm. Seni nasıl arzu ettiğimi biliyorsun sanırım. Bildiğim için de sana geliyorum. Bir saat sonra sendeyim. Ne zaman döneceksin? Dönmeyeceğim. Bütün geceyi seninle geçireceğim. Bu ömrümün en güzel gecesi olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum seni. Hoş geldin. Seni evimde görmek mutlu etti beni. Beni gerçekten özledin mi? İnanayım mı buna? Ben genellikle hiç yalan söylemem. Buyur. Evini çok beğendim. Zevkle döşemişsin. Bir viski rica etsem. Ömrümüzün en güzel gecesini. Buna içilir. Çok güzelsin. Hayatımı ansızın geri verdin. Beni büyüledin sanki. Sen bana sabretmesini öğrettin. Ben de sana sevmesini, güvenmesini öğreteyim. Keşke seni yıllar önce tanımış olsaydım. Şimdi kim bilir hayatım ne güzel olurdu. Böyle söyleme. Geç de olsa bir araya geldik ya. Ya hiç tanışmasaydık? Tanışmasaydık. Keşke peşine takılmasaydım. Karşına çıkmasaydım. Ya da sen beni kabul etmeseydin. Ne var senin? Müsaade et de gideyim. Hayır. Bana ne olduğunu anlatmadan bırakmam seni. Yalvarırım, bırak beni. Rezil kadın, beni mahvettin. Utanmaz, adi. Kimsin sen? Bu kitapsızın kocasıyım. Adım adım izlettim ikinizi. Bu yaptığınızı yanınıza koymayacağım. Mahkemelerde sürüneceksiniz. Hapiste çürüyeceksiniz. Kalkan ve giyinin. Nereye gideceğiz? Karakola, savcılığa, suçüstü mahkemesine.
Biz çıkalım memur bey. Memur beyler, lütfen izin verin karımla konuşayım. Belki aramızda hallederiz meseleyi. Olayı büyütmeyiz, sizi de boşuna yormayız. Kabul. Dediğin konuşun bakalım. İş hayatınızdaki ününüzü biliyoruz. Başınıza gelecekler de hesap ediyoruz. Medeni insanımdır. Önce olayı tatlıya bağlamayı denerim. Ne kadar istiyorsun? 250 milyon. Hemen şimdi. Yarı yarıya mı kırışacaksınız? Ceza kanunu, evli kadınla zina suçu işleyen erkeği 3 aydan 30 aya kadar hapsediyor. 442. ve 444. maddeler de kocanın dava açmasını şart koşuyor. Ben şikayetimi geri aldım mı, tamam. Ya karakol, polis? Hepsini örtbas edeceğim. Bu demin çekilen film. Bunlar da öncekilerin negatifleri. Bir daha yüzümüzü görmeyeceksin. Demek geçiminiz buymuş. Utanmadan, korkmadan, rezilce. Senin meselen benimle. Anlaştık mı? Yazıyor musun çeki? Kime yazacağım? Sana mı, ona mı? Hamiline yaz. Memur bey, her şey tatlıya bağlandı. Davamdan vazgeçtim. Şikayetimi geri alacağım. Gidebiliriz. Tamam, gidelim. Polis rolü oynamakta üstüne yoktur senin. Helal olsun Mustafa. Sana da Bülent. Sağ ol abi. Sen de iyiydin. Her zamanki gibi ağzınızı sıkı tutun. Çeki tahsil edince paranızı vereceğim. Sahte evlilik cüzdanı, sahte polisler, aldatılmış koca. Bu şahane oyunu ben yıllarca oynarım güzelim. 300 yakıştın ha. Yarın galeriye uğrar, 10 günlük kirasını öderim. Sen de 10 gün daha keyfini sürersin. Ne o, bir tuhafsın sen. Seni hiç böyle görmemiştim. Üstüme gelme İsmail. Gelirsem ne olur? İğrendim. Kendimden de, senden de, o üç pis adamından da. Böyle paranın içine... Kaldırımlarda etimi satsam, sokak yapsam daha onurlu olurdum. Delirmişsin sen. Aklını oynatmışsın. Sebebi de o. Evet o. Bana inanmıştı. Güvenmişti. Beni sevmeye başlamıştı. Bu iğrenç oyundan sonra yıkıldı. Dünyası karardı. Ama daha öncekiler için böyle düşünmedin. Vuruldun mu Savaş Bey'imize? Pişmanım. Çok pişmanım. Yıkıl karşımdan. Defol! Evet. Buyur Rıdvan abi. Kumar borcu namus borcudur İsmail. Bunu senin gibilerin bellemesi gerek. Tamam abi. Yarın akşam sendeyim. Borcumu da ödeyeceğim. Bak, kimseye yapmadığımı sana yaptım. Başkası olsaydı çoktan dürmüştüm defterini. Bana keleğe kalkışırsan keserim biletini. Paran hazır abi. Cebimde sağlam bir çek var. Yarın bankadan çektim mi,
Borcumu sana kuruşuna kadar ödeyeceğim. Tamam. Bekliyorum seni. Bitmedi mi? Hangi yüzle karşıma çıkabiliyorsun? Pişmanım. Ölesiye pişman. Kocanla oynadığınız oyunun bu ikinci perdesi. Yoksa aldığınız para yetmedi mi? Evlilik cüzdanı sahteydi. Polislerdi. Dün gece bunları sana anlatacaktım. Bütün bunları nasıl yapabildin? Bu kadar nasıl alçalabildin? Ben hiç yükseklerde olmadım ki. Yükseklerde olmadım ki alçalayım. Beni doğru yola sevk eden sensin. Ömrümde senin gibi bir erkek olmadı. Seni hiç unutmayacağım. Hiç. Çeki çaldın. Bankadan parayı aldın! Aldın değil mi? Hayır! Hayır! Parayı almadım! Kumar borcumu ödemezsem... ...elimi ayağımı kırarız ben! Beni duman ederler! Artık bu iğrenç işlerinde yokum! Gidiyorum! Bir daha yüzümü görmeyeceksin! Tamam git! Cehenneme kadar yolum var! Ama çekiver! Çıldırtma ulan beni! Ver çeki! Savaşa verdim! O parayı da unut artık! Ne? Allah belanı versin! Öldüreceğim ulan seni! Bırak! 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 Öldüreceğim seni! Efendim? Hayrola geciktin. Merak ettim seni. Bugün kafam karmakarışık. İşe gelmeyeceğim Cihat. Peki sen bilirsin. Bir günde iki defa. Sebep? Seni son bir kez görmek istedim. Hak etmediğin çirkinliklere bulaştırdın. Beni bağışlar mısın? (Gülüyor)
sen bana Allah'ın mutlulukla birlikte verdiği büyük bir cezasın. Sevmek nasıl olurmuş gör dedi Rabbim. Bugüne kadar hiç yaşamamışım. Sevmesini bilmemişim. Yalvarırım beni bağışla. O yarım kalan gecemizin kaldığı yerden sürmesini istiyorum. Bir cinayet işledim. Sana birlikte tuzak kurduğumuz adamı öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum. O pis oyunu hep böyle oynadık. Zamanında beni sokaklardan kurtarmıştı. Keşke kurtarmaz olaydı. Bu iğrenç işe bulaşmasaydı. Gerçek suçlu benim. Benim yüzümden düştüm buraya. Söyle, senin için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ben yanlış yaşadım. Cezamı çekmeliyim. Benim gibi birinin namuslu insanlar arasında yeri yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Demiştim sana. Keşke seni yıllar önce tanımış olsaydım. Belki o zaman alnımdaki yazı değişir. Kurtulman için ne mümkünse yapacağım. Beni unut artık. Ben sana layık biri değilim. Sana sadece utanç dolu bir hayat verebilirim. Bu da olmaz. Bırak beni. Kader yazımla baş başa kalayım. Önce sana iyi bir avukat tutacağım. Elimden geldiğince savaşacağım. Seni buralarda çürütmeyeceğim. Asla. Demek bütün hikaye bu. Evet. Onunla nasıl tanıştığımızı, o geceyi eksiksiz anlattım sana. Ama cinayetin nasıl işlendiğini bilmiyorsun. Bu savcının raporunda vardır. Ayrıca Lale de anlatabilir. Benden daha tecrübeli, ünlü bir avukat değildi. Niçin ben? Çünkü sen dostumsun. Onun kurtulmasını ne kadar çok istediğimi en iyi sana anlatabilirim. Şimdi anladım. Bana bu yardımı yapacaksın değil mi? Lale'nin kurtulmasını istiyorum. Hiç olmazsa az ceza yemesin. Bunun için geldim sana. Bu kadar çok mu seviyorsun onu? Bu davayı alıyor musun, almıyor musun? Bütün gücümle onu kurtarmaya çalışacağım. Buna emin olabilirsin. Sahte polisin adı Mustafa Koç'tu. Diğerinin de Bülent Kasabalı. Fotoları çeken de Niyazi Öz. İsmail'in kumarhane sahibi Rıdvan Dumrul'a yüklü bir kumar borcu vardı. Düzmece evlilik cüzdanı evimde. Silah da onundu, ruhsatı vardı. Senin avukat olduğunu bilmiyordum. Beni savunmayı kabul etmene şaştım. Sanmıştım ki... Evet, onu seviyorum. Ama o seni seçti. Seni sevdi. Hayatım hep pislikler içinde geçti. Koynuna girdiğim erkeklerin sayısını unuttum. Onunla ayrı dünyaların insanlarıyız. Ona layık olan sensin. Seni kurtarmak için var gücümle çalışacağım. Bana güven. Ama gene de ceza yiyeceksin. Bundan kurtulmana imkan yok. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Koğuşta biri var. Oldukça tecrübeli. Tatar Ali'ye. Dediğine göre
18 yıl yermişim. Bunu adalet bilir. Burada günahlarımdan arınırım. Belki de çıktığımda bir iş bulurum. Namuslu bir hayatı hep özlemişimdir. Ama bakarsın, dayanamam hapis hayatına, eririm, biterim, geberip giderim. Böyle konuşma. Kimin öleceğini, kimin yaşayacağını yalnız Allah bilir. Senden bir kadın olarak tek ricam, savaşı bu işe bulaştırma. Mahkemede adı geçmesin. Başka dileğim yok. Vakit tamam. İsmail Dursun Gonca'yı sen mi öldürdün? Evet, ben öldürdüm. Niçin işledin bu cinayeti? Yıllarca kullandı beni. Zengin erkeklere önce peşkeş çekiyor, sonra da şantajla onlardan para alıyordu. Bıkmıştım bu pis hayattan, iğrenmeye başlamıştım. Bu sebeple ona boyun eğmiştim. İtiraz ettim. Beni bırakması için ona yalvardım. Dinlemedi, dövdü beni. Canımı kurtarmak için vurdum onu. Ama niyetim öldürmek değildi. Silah kimindi? Onundu. İddia makamına göre cinayeti önceden tasarlamışsın. Onu taammüden öldürmüşsün. Hayır. Öylesine dövdü ki beni, ne yapacağımı bilemedim. Karşınızdaki bu talihsiz kadın, önceden tasarlayarak bu cinayeti işlemiş olsaydı, en azından bir silah temin ederdi. Oysa cinayet, İsmail'e ait ruhsatlı silahla işlenmiştir. Maktul onu dövmüştür. Yediği dayakla ne yapacağını bilmez hale düşen müvekkilem, o anın heyecanıyla eline silah geçmiş ve bunu kullanmıştır. Maktulün yıllarca müvekkilemin sırtından para kazandığını, müvekkilemin artık bu iğrenç hayata dayanamaz hale geldiğini düşünürseniz, çektiği ıstırabı, düştüğü bunalımı kabul edersiniz. İddia edildiği gibi, maktulün sanığı zengin erkeklere sattığını kanıtlayacak ne bir şahit, ne de bir delil mevcut değildir. Maktul sabıkasızdır. Ama sanığın ahlak zabıtasında dosyası vardır. Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi görmüştür. Profesyonel bir hayat kadınıdır. Dayak yemiş olması hiçbir şeyi kanıtlamaz. Cinayeti taammüden işlemiştir. Sayın Başkan, dikkat edilirse cinayet tek bir kurşunla işlenmiştir. Eğer müvekkilem bunu planlamış olsaydı, silahtaki tüm kurşunları maktule boşaltmış olmaz mıydı? Duyduğu kin ve nefret bunu icap ettirmez miydi? Gereği düşünüldü. Maktul İsmail Dursun Gonca hakkındaki iddiaların araştırılmasına ve suç aleti silahın kime ait olduğunun tespitine... Sana çeki, filmleri ve fotoğrafları verdim. Bunlar delil değil mi? Niçin bunları mahkemeye ibraz etmedin? Şahit olarak neden beni göstermedin? Neden? Çünkü Lale senin adının bu olaya karışmasını istemiyor. Bu delilleri göstermezsen, beni dinletmezsen nasıl kanıtlayacaksın olayı? Bırak mahkemede her şeyi açıklayayım. Yoksa nasıl kurtulacaksın? Nasıl? Sana çektirdiğim acı yetmez mi? Benim için adının kirlenmesi değer mi? Ben bitmişim artık. Kaderimin kurbanı olmuşum. Yalvar, yakma kendini. Benim yüzümden düştüm buraya. Çektiğim bunca acı karşısında adımın kirlenmesinin ne önemi var? Beni şahit göster. Mahkemede adımı açıkla. Cinayet aleti silahın, maktul İsmail Dursun Gonca'ya ait olduğu saptandı. Bundan başka da delil ve şahit yok. Seni sattığını, şantajla para aldığını söyledin. Bu paralı erkeklerden birinin adını verebilir misin? Sonuncusu yeterli. Söylediklerini ispat edebilmen için o erkeğin adını vermen gerek.
onun şahitlik etmesi ve seni doğrulaması gerek. Anlıyorsun değil mi? Evet efendim, anlıyorum. İddia makamı taammüden cinayetle suçluyor seni. Bu fiilin cezası ölümdür. Bunu da iyice anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Son defa soruyorum. Bu erkeğin adını söyleyecek misin? Adını bilmiyorum. Çünkü o bir müşteriydi. Bir dakika sayın başkanım. Bu davayla ilgili bir açıklamada bulunacağım. Tanık yerine geçin o halde. Sanığı tanır mısın? Evet, tanırım. Soracağım hususlara, dosdoğru cevap vereceğine, namusun ve vicdanın üzerine yemin eder misin? Ederim. Adın? Savaş Pınarlı. Yaşın? 41. İşin? Sanayi ve ticaret sektöründe şirketler grubu sahibiyim. Şahitliğe gelmekteki gerekçen? Adını öğrenmek istediğiniz kişi benim efendim. Olaya da yakinen şahidim. Bildiklerini anlat. Maktulün kurduğu kirli oyun icabı, Lale ile tanıştık. Muhtelif yerlere birlikte gittik. Bütün bunları maktul gizlice fotoğraflarla tespit ettirmiş. O gece maktul, resmi polislerle birlikte evimi bastı. Bana evlilik cüzdanını gösterdi, sanığın kocası olduğunu söyledi. Sonra da benden, olayı adliye ve basına aksettirmemek karşılığında 250 milyonluk çek aldı. Ertesi sabah sanık bana geldi. Yaptığından pişmandı. Bağışlamamı istedi ve bana çeki iade etti. Fotoğraflar, filmler ve çeki ibraz ediyorum efendim. Başkanım, evlilik cüzdanı sahteydi. Bu sahte evlilik cüzdanını ve ilişikteki evlendirme dairesinin buna dair belgesini müsaadelerinizle size sunuyorum. Devam edin. İbraz ettiğim fotoğrafları gizlice çeken ve polis elbisesiyle evimi basanlar bunlardır. Bildiklerini anlat. Maktulün emriyle ve para karşılığında gizlice resimlerini çektim. Polis elbisesi giyerek Savaş Pınarlı'nın evini bastık. Polis elbisesi giyerek baskına iştirak ettim. Daha önce de bunu 3 defa yapmıştık. Cinayet gününü bir daha anlatın. İsmail'in kumarhane sahibi Rıdvan Dumrul'a büyük kumar borcu vardı. Çeki iade etmeme bozuldu. Beni dövdü. Kendimi kaybettim. O an gözüme onun tabancası ilişti. Şuursuzca tabancayı aldım ve ateş ettim. Esas hakkında son mütalaanız nedir? Olayda tahrik vardır. Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinin olaya uygulanmasını talep ederim. Son savunmanız nedir? Suçluyum. Pişmanım. Yüce Mahkemenin adaletine güveniyorum. Gereği düşünüldü. Sanık Lale Koral'ın Türk Ceza Kanunu'nun 452 taksim 1. maddesi gereğince 10 yıl ağır hapsine. Sanık fiili maktulün kendisini dövmesi ve eziyet etmesinden duyduğu infialle işlediğinden, cezası Türk Ceza Kanunu'nun 51 taksim 1. maddesi gereğince 1/4 indirilerek 7 yıl 6 ay ağır hapis cezasıyla mahkumiyetine temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
geçmiş olsun. Cezan çok fazla değil. Benim için bu yaptıklarını ömrüm boyunca unutmayacağım. İkinize de teşekkür ederim. Bu hikaye burada biter Savaş. Seni kaybettim. Bir daha da göremeyeceğim. Ama o seni kaybetmemeli. Çünkü buna gerçekten layık bir kadın. Mutlu olun. Ömür boyu huzur içinde yaşayın. Allah'a ısmarladık. Birlikte bütün bunları unutalım. Her şeye yeni baştan başlayalım.